Evet, şimdi Forex Haber'den Neslihan Köroğlu'na döneceğiz. Bize gerekli bilgiler verecek. Bu hafta hangi veriler açıklanacak? Bizimle paylaşmasını istiyoruz kendisinden. Merhabalar Cenk Akyoldaş, iyi haftalar. Borsa anketimizle başlayalım. Borsanın haftaya yükselişle başlaması bekleniyor. Analistlerin endeksin açılışına ilişkin medyan tahmini artı 13.40 puan oldu. Ortalama tahmini ise 12.32 puan olarak gerçekleştiğini gözlüyoruz. Forex Haber olarak düzenlediğimiz ve 37 aracı kurum analistlerin katılım sağladığı ankette en yüksek beklenti artı 25.29 puan, en düşük beklenti ise eksi 1.50 puan olarak gerçekleşti. Ankete katılım sağlayan 37 analistin 36'sı pozitif, biri ise negatif açılış tahmininde bulundu. Haftalık ekonomik tahminine bakacak olursak piyasaları bu hafta oldukça yoğun ve önemli gündem maddelerinin beklediğini görüyoruz. Bugün yurt içinde beklenen önemli bir ekonomik veri bulunmuyor. Bununla birlikte Hazine Bakanı Nebati'nin bugün saat 10.15'te Türkiye Bankalar Birliği olan genel kuruluna katılacağını ve açıklamalarda bulunacağını da belirtelim. Yurt dışı tarafta ise Türkiye saatiyle 12'de Euro bölgesi için güven endeksleri yayınlanacak. Mayıs ayında ekonomik endeksinin 104.9 olarak açıklanması bekleniyor. Günün en önemli verisi olan Almanya'nın öncü enflasyon rakamları da Türkiye saatiyle 15'te gelecek. Mayıs ayına ilişkin veri de aylık beklenti %0.5, yıllık beklenti ise %7.6'lık bir artışa işaret ediyor. ABD piyasalarının ise anma günü nedeniyle kapalı olacağını hatırlatalım. Yarın yurt içinde TÜİK 2022 yılının ilk çeyrek dönemine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla rakamlarını açıklayacak. Forex Haber olarak düzenlediğimiz ankete göre ekonomistlerin beklentisi ilk çeyrek için %7.2'lik büyüme yönünde. Ankette 2022 geneli için medyan büyüme beklentisi ise %3.2 oldu. Bunu da belirtmiş olalım. Dış ticaret ve hizmet üretici fiyatları da yarın TÜİK tarafından açıklanacak diğer veriler olacak. Yurt dışında Almanya'da iş gücü istatistikleri var. Mayıs'ta işsiz sayısının -15.000, işsizlik oranı ise %5 olarak açıklanması bekleniyor. Yarınki bir diğer beklenen veri de Euro bölgesi Mayıs ayı öncü tüketici fiyatları olacak. Piyasa beklentileri Mayıs'ta aylık %0.1, yıllık %7.6'lık artış yönünde. Amerika'da Chicago PMI, Conference Board tüketici güven ve Dallas Fed Texas imalat aktivite endeksleri var yarın takvimde. Nisan'da 58.5 olarak açıklanan Chicago PMI'ın 57'ye gerileyeceği tahmin ediliyor. Çarşamba gününe geldiğimizde yurt içinde Nisan ayında 49.2 puan ile 50 puanın altında açıklanan ISO imalat sektörü PMI verisini görüyoruz. Mayıs ayı verisini takip edeceğiz. Bununla birlikte enflasyon verisinin öncü göstergesi olan İstanbul Perakende ve Toptan Fiyatlar Mayıs ayı rakamları da ITO tarafından çarşamba günü açıklanacak. Yurt dışında PMI veri akışı ile birlikte Almanya'da perakende satışları, Amerika'da imalat sektörü PMI inşaat harcamaları, ISM imalat sektörü PMI verileri izlenecek. ABD verilerine ilişkin piyasa beklentilerine kısaca bakacak olursak, Mayıs ayında imalat sektörü PMI'nin 57.5 olarak kalması, Nisan ayında inşaat harcamalarının %0.1 düşüş kaydetmesi, ISM imalat sektörü PMI'nin ise 55.4'ten 54.8'e gerilemesi bekleniyor. Günün tek faiz kararı Kanada'dan gelecek. Bankanın son iki toplantısında yaptığı faiz artırımlarına bu ayda devam etmesi, faizi %1'den 1.5'e yükseltmesi bekleniyor. Perşembe günü yurt içinde Mayıs ayı önce ticaret dengesi, ihracat ve ithalat verileri var. Uluslararası piyasalarda ise Euro bölgesi üretici enflasyonu öne çıkıyor. Nisan'da aylık %2.6, yıllık %39 artış beklentisi bulunduğunda belirtelim. Amerika'da bir gün sonra açıklanacak olan iş gücü rakamlarının öncü verisi olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdam rakamları var. Nisan ayında 247 bin olarak açıklanmıştı veri. Mayıs'ta 205 bin civarında bir beklenti bulunuyor. Amerika'da fabrika siparişleri rakamları da sanayi sektörünün görünümünün takibi amacıyla yakından izlenecek. Bir önceki ay %2.2'lik artış kaydetmişti fabrika siparişleri. Tahminler %1.3 artış yönünde.
Haftanın son işlem gününe geldik. Türkiye'de Mayıs ayı üretici ve tüketici enflasyon rakamları yakından takip edilecek piyasalarda. Henüz anketimiz sonuçlanmadı ancak şu ana kadar aldığımız tahminleri aktaracak olursak yaklaşık %4.5 aylık, %76 oranında da yıllık artış beklentisi görülüyor şu ana kadar aldığımız tahminlerle. Haftanın son işlem gününde Merkez Bankası finans dışı firmaların net döviz pozisyonu rakamlarını da açıklayacak. Yurt dışına da bakalım. Hizmet sektörü PMI verileri var, gün boyunca açıklanacak. Almanya'da ticaret rakamları, FAO gıda fiyatları endeksi, Euro bölgesinde perakende satışlar var. Ancak gözler günün en önemli verisi ABD iş gücü istatistiklerinde olacak. Nisan'da 428 bin açıklanmıştı. Tarım dışı istihdam %3.6 işsizlik gelmişti. Mayıs'ta tahminlere bakalım. %3.5 işsizlik oranına ilişkin beklenti. Tarım dışı istihdamda ise 320 binlik bir beklenti bulunuyor. Cenk Akyoldaş, Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. Çok teşekkürler Neslihan Köroğlu.